Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu video içerisinde tek tek borsayı, doları, altını, konutu ve kripto paraları konuşuyor olacağız. Biliyorum özellikle şu süreçte herkesin aklında farklı bir soru işareti var. Kıymetli madenlere mi kaçmalıyım, borsa geri çıkabilir, borsada mı dursam, döviz patlayacak diyorlar, kriptolar hareketleniyor, konutta acaba son fırsat mı, ben ne yapmalıyım diye kafanızda çok büyük soru işaretleri oluyor. Aslında ben zaman zaman videoların içerisinde yani özellikle son bir aylık periyoda bakarsanız bu yatırım enstrümanlarını ufak ufak yorumladığım bazı bölümler oluyordu. Tabii ki bunları kaçırabiliyorsunuz veya odaklanamıyorsunuz. Başlıkta görmediğiniz için izleyemeyebiliyorsunuz. Bu videoda sizlere söyleyeceğim şeyler bu yatırım enstrümanlarının tamamını tek tek detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ben bunların dakikalarını da aşağı listelemeye çalışacağım elimden geldiğince. Siz istediğiniz dakikanın istediğiniz kısmını yani hangi yatırım aracı konusunda şüpheliyseniz geleceğinin ne olacağını orta uzun vadede ne ifade edeceğini düşünüyorsanız sadece o tarafı da izleyebilirsiniz. İnşallah bu videodan sonra artık tüm yatırım enstrümanlarıyla ile ilgili bilginiz olmuş olacak. Tabii ki burada birçok farklı analistin birçok farklı yorum oluyor. Ben de kendi yorumlarımı gerçekleştireceğim. Yorumlarımın ve analizlerimin epeyce başarılı gittiğini düşündüğüm için dinlemek isteyeceğinizi düşündüğümden ve özellikle de mail tarafında çok fazla mail alarak ben bunları aslında derlemiş oluyorum. Biliyorsunuz zaman buldukça tüm maillere de dönüş yapıyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Neden konuyu bu kadar uzattım? Aslında yatırımcının o dönemde o süre zarfı içerisinde aklına takılan konuları ben yorumlardan, Instagram ve mail mesajlarınızdan çok net olarak anlayabiliyorum. Diyorum. Özellikle borsanın çıktığı dönemlerde yani 2022'nin ortası ve yazı ve sonrasında herkesin aklındaki tek şey şuydu. Borsa inanılmaz çıkıyor. Hangi hisseyle borsaya gireyim? Şu anda da artık yatırımcının özellikle de benim hitap ettiğim küçük yatırımcının ifade etmek istediği, sormak istediği sorunun şu olduğunu görüyorum. Birçok yatırım enstrümanı var. Borsadaki o bittiği söyleniliyor. Ben ne yapacağım? Ben bu paramı veya aylık biriktirdiğim paramı nereye yatıracağım? Bugün hepsini tek tek inceleyeceğiz ve sizler kendi kararınızı verebiliyor olacaksınız. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak beğeni butonuna basarak ve yorum olarak destek olursanız çok teşekkür ederim destekler ciddi manada çok önemlidir benim için aynı zamanda katıl tarafına kayıt olarak da ekstra eğitimleri ve video içeriklerine ulaşabilirsiniz hemen videomuza geçelim ekranda gördüğünüz gibi şu anda dolar tl grafiği üzerindeyiz burada artık doların bir analizini gerçekleştiriyor olacağız şimdi öncelikle sizlere şunu ifade etmek istiyorum dolar patlayacak dolar gidecek seçime kadar dayanabilir mi zor seçimden sonra zaten patlamama şansı yok kesin patlayacak diye çokça söylemler duyduğunuzu biliyorum özellikle de bir borsada finans geçmişi olanlar şunu iyi bilir ki bir şey herkes tarafından konuşulmaya başladığı zaman, kahvelerde, kafelerde konuşulmaya başladığı zaman o şeyin olması çok zordur ve ben herkesin söylediği şeyin olabildiğini neredeyse hiç görmedim. O yüzden bu noktada analiz üzerinden gitmemiz gerekiyor, varsayım üzerinden değil. Yani bugün bir bankacıyla görüştüğünüzde de döviz patlayacak, o yüzden o tarafta pozisyon fayda var. Bugün yoldan geçen biriyle de konuştuğumuzda, döviz 6 aydır çıkmıyor, ne oldu ki bu dövize ya? Bence artık döviz almalıyız diye bir konu ortaya çıkıyor ama tabii ki bu analiz böyle değildir. Muhakkak bizim doğru analizi yapmamız gerekiyor. Şimdi doların incelenmesi, analiz edilmesi gereken o kadar çok parametre var ki bu 6 aydır çıkmıyor. Bakın şöyle bir bakıyorum işte Eylül'den beri çıkmıyor. Neden çıkmıyor ya bu? Hadi biraz dolar alalım mantığı değildir. Söylüyorum sizlere. Borçlarımız, dış borçlarımız, ticaret açıklarımız, faiz, enflasyon, iç siyaset, iç politikalar, döviz satımı ve baskılanması gibi birçok parametre üzerinde dövizin artıp azalacağı belirleniyor aslında. Yani piyasa bunu şartlıyor. Bu sadece Türkiye için. Bir de bunların aynısının Amerika ayağını olduğunu düşünün. Çünkü çünkü gördüğünüz gibi Amerikan doları Türkiye'yi kıyaslayan bir operasyon içerisindeyiz burada. Bu ne demek? Bu kadar parametrenin bir de Amerika tarafı var. Hepsini incelediğimizde karşıya bir sonuç çıkıyor. E şimdi ben burada ne diyeyim? Döviz patlamaz ve döviz çok güzel yerlerde böyle de kalacak. Hayır böyle bir görüşüm yok. Görüşüm şudur ki bizler burada tek bir noktaya odaklanıyoruz. Dolar çıkacak mı düşecek mi? Sadece bunu odaklanmak yerine döviz cinsi yatırımları tercih edebilirsem doların çıkmasından veya düşmesinden etkilenmemiş olacağım. Çünkü benim öncelikle burada bu videoda dövizden korunmak için yapacağım metot şudur ki döviz bazlı yatırıma geçiyorum ama ucuz kalmış döviz bazlı yatırıma geçiyorum. Ve benim asıl oradaki karar merciğim aldığım yatırım enstrümanının ucuz olmasından kaynaklandığıdır. Zaten yatırım enstrümanı ucuz olduğu için kendi eder değerine gidecek. Bu arada da döviz yukarı aşağı hareket ederse ben dövizde olduğum için kendimi hece etmiş olacağım. Çünkü özellikle seçime giden şu siyasi konjöktürde biliyoruz ki bir günlük kararla dövizi ya da doları 5 lira düşürebilirsiniz. Yani bugün öyle bir karar çıkartır ki hükümet doları anında 13, 14, 15 liraları düşürebilirsiniz. Bakın bir kararla bir gecede bunu yapabilirsiniz. İşte hatırlarsanız BDDK, KKM kararları buna vesile olmuş. Bir gecede dolar %100'e yakın değer kaybetmişti. %80 değer kaybetmişti. Bu yüzden bizim bilinçli yatırımcının finans ve borsa kanalının takipçisinin yapacağı önemli nokta döviz bazlı altını çizerek söylüyorum. Ucuz kalmış yatırımlarda Pozisyonlanmasını veya portföylerinin belli bir miktarını oraya arttırmasında büyük fayda var. Yani bizim asıl kazancı ucuzluktan sağlıyor olacağız. Döviz de bu noktayı hece edecek. Peki hocam bunlar nelerdir? Bunları birazdan zaten mesela kıymetli madenler mesela kripto tarafını yani döviz bazlı yatırımlar tarafını konuşacağız. Ama bunların yanı sıra asıl bakabileceğimiz nokta doğrudan döviz bazlı bir yatırım olarak ve Amerika'nın faiz oranlarını aşağı çekmesiyle birlikte de yukarı yönlü hareket edeceğimizi düşündüğümüz ve daha öncesinde de yorumladığımız S&P 500, Dow Jones ya da Nasdaq endeksleri gibi Amerikan hisse senetlerini bulunduran endeksler endekslere yatırımdır. Bunların en basit yolu fonlarla yatırımdır. Ama fonlarla yatırım yapmayıp doğrudan hisse almak isteyenler için de ben bir analiz bir inceleme gerçekleştirip bunu da hem katıl hem merkez açık tarafta da zaman zaman paylaşıyor olacağım. Yabancı hisse senetlerinden fırsat verenleri de inceliyor olacağız. Dolar üstünde çok kaldık. Hemen geçelim diğer maddemize kıymetli madenler tarafına. Burada altın, gümüş, nikel, platin vesaire bunları kendiniz de derleyebilirsiniz. Genel bir kıymetli madenler başlığı altında kalacağız. Şimdi ben şunu ifade edebilirim ki artık uzun vadede pozitife dönmüş bulun. Zaten buradaki bir üçlü dip yaptığı senaryoda sizlere ifade etmiştim. Artık altında yukarı yönlü bir yükseliş başlayacaktı diye. Şimdi hocam senin bu söylediğin zamandan itibaren ortalama altın %20 yükseldi. Demek ki artık biz burayı kaçırdık mı? Hayır. Bundan bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim benim düşüncem. Artık 3 yıl ve üzerinde sürebilecek uzun vadeli bir majör yükselişe başladığımızı ifade edebilirim. Muhakkak suretle minör düzeltmeler, düşüşler olabilir. Bunlar da zaten alın fırsatı olarak karşımıza gelmiş oluyor ama uzun vadede yönün yukarı olduğunu size söyleyebilirim. Şimdi bir şey uzun vadeli bir trende girdiyse herhangi bir yatırım aracı uzun vadeli bir trende girdiyse veya biz böyle analiz ettik böyle düşünüyorsak buradaki her düşüş ve her düzeltme uzun vade iştiraklerinde sadece alım fırsatı olarak karşımıza geliyor. Bunu hemen bir aylık grafiğe geçtiğimizde çok rahat olarak görebileceksiniz. Bakın altının bir aylık grafiğine geliyorum. Şöyle geriye doğru biraz daha çekeceğim. Bakın burada örneğin kaç yılında başlayan diyelim. Bakın şuraların biraz yatay olduğunu vesaire görmenizi istiyorum. Şurada uzun vadeli bir trendim var. Ben sadece sanki altının grafiği buradan başlıyormuş ve burada bitiyormuş gibi düşünün. Yani şurası altının bir grafiği. Neden sadece buraya alıyorum? Çünkü uzun vadeli bir yükseliş trendini başlayacağını ifade ettiğim için eğer bu gerçekse yani uzun vadeli bir yükseliş trendi başlıyorsa analizlerimiz doğruysa her düşüş bize neden alım fırsatı sunuyor? Bu ne demektir? Bir kısaca cevaplamak istiyorum. Çünkü uzun vadeli trendler şunu ifade eder bize. Oluşan tepeler birbirleri üzerinde oluşan dipler de birbiri üzerinde oluşur. O zaman ben her düşüşte alım yapmalıyım ki çünkü bir sonraki düzeltme de muhakkak suretle bunun üzerinden bir fiyatta alacağım. Bir sonraki düzeltmede yine daha üst bir fiyattan alacağım. Yani mesela şurada bir düzeltme var. Aşağı yukarı görüyorsunuz. Bakın bir düzeltme var. Bu düzeltme eğer ki ben alım yapmazsam bir sonraki düzeltmeyle burada karşılaşıyorum. Bir sonrakiyle burada karşılaşıyorum. Bir sonrakiyle burada karşılaşıyorum. Bu da bana neyi vermiş oluyor? Ben eğer ki doğru düzeltmelerde işleme girebilirsem bir kere uzun vadeli bir trendin içerisinde oluyorum. İkincisi doğru zamanlarda girersem bir sonraki alımıma göre her zaman daha avantajlı konjektürde koşul içerisinde kalmış oluyorum. Ha. Peki bakalım şu anda da bu durumun gerçekleşebilmesi mümkün gözüküyor mu? Benim gördüğüm aylıkta da teknik olarak günlükte de baktığımızda altında bir yükseliş trendinin başladığını görüyoruz. Özellikle de 9 günlük hareketli ortalamanın altın içerisinde bakın 9 günlük EMA'nın altın içerisinde ne kadar iyi çalıştığını lütfen dikkat edelim. Bir destek noktası oluştururken bakın bir destek noktasıyla yani bu yükseliş trendi başladıktan sonra 9 günlük EMA'nın altına inmeden nasıl muazzam bir hareket izlediğini burada görüyoruz. Daha demin belirlediğimiz yükseliş trendimize baktığımız zaman bakın 9 günlük EMA'nın altına inmiyor. Resmen burada özel bir güç varmış da bunu 9 günlük EMA'nın altına indirmiyormuş gibi yukarı yönlü çıkarttığını görüyorsunuz. Bakın özellikle şu tarafa bakıyorum. 9 günlük EMA'ya değiyor çıkıyor değiyor çıkıyor, değiyor çıkıyor, değiyor çıkıyor bir el neredeyse 9 günlük EMA'nın altına inmesine izin vermez gibi güzel ritmik çalıştığını bizlere gösteriyor. Her arada tabi majör düşüşlerde altına sarkışlar olduğunu da görüyoruz. Ama bu uzun vadedeyken ne demekti? Artık hepinizin bildiği gibi uzun vadede 9'un altına sarkması veya hızlı sert düzeltmeler alın fırsatından başka bir şey ifade etmeyecektir. Ben bu noktada tekrar ifade ettiğim gibi kıymetli madenlerde artık 3 sene, 4 sene, 5 sene sürebilecek bir uzun vadeli yükseliş trendinin başladığını düşünüyorum. Özellikle bunlar işte kriptoze ediliyor. Uzun vade için altın tarafına inovasyonlar geliyor. Bunlar da tabii ki pozitif etkiler sağlayacaktır ama farklı bir videonun konusudur. Amerika'nın bu faiz oranlarını azaltmasıyla birlikte başlayan yükseliş trendinin 3 sene ve üzerinde sürebileceğini düşünüyorum. Ama bu düşmez demek değildir. Altın tabii ki aşağı seviyelere gelecek. Onu tekrar açıp sizlere göstermek istiyorum ki aklında bir soru işareti kalmasın. O aylıkta bizim gördüğümüz yani aylıkta bizim gördüğümüz şu düzeltmeye bakın isterseniz bir inceleyelim ne kadar? %30 düşüşler. Ama uzun grafiğe baktığımızda çok minör bir düşüş olarak karşımıza geliyor değil mi? O zaman bizim de muhakkak surette buradaki düşüşlere hazırlıklı olmamız lazım. Fakat buradaki düşüşlerin %30'a kadar bakın söylüyorum %30'a kadar bir düşüşün mümkün olabileceğini ama bunun dahi uzun vadeli trendte düşüş sayılabilir geleceğini bilmemiz gerekiyor. Ha tabii ki %30 vesaire düşüşler ben burada mümkün görmüyorum ama aşağı doğru geçer. mesela 1827'ler, 1805'ler, daha olası olabilecek 1877'ler falan bu düşüşler hep uzun vade portföyleri tutmak için yapabileceğimiz alımlar, düşük kademeler olarak karşımıza geliyor. Tekrar ifade ettiğimde dolarda evet bir yükselişin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama bu doğrudan seçim sonrasındaki ertesi sabah uyandık dolar 25 lira değil. Seçim tarihi belirlendi dolar 25 lira değil. Muhakkak suretle bu diğer tüm parametreleri göz ardı etmeden borçları, açıkları, faizi, enflasyonu, siyaseti, iç politikaları, Amerika tarafındaki faiz arttırımı, iç politikalar vesaire göz ardı etmeden yavaş yavaş dolar bir miktar yukarı doğru gidecektir. Çünkü enflasyon oranında bir artış göstermemiştir. Aslında bunun iki kere iki daha dört eder kanunu budur. E tabii ki burada bir KKM vardır. Bu doları tutuyordur. Türkiye'deki talebi azaltıyordur. Bunlar yurt dışında ucuz kaldığı için yeni döviz gelmiyordur vesaire gibi konularda işin içerisine giriyor ama dolar da mümkün mertebe yukarı yönlü azar azar gidebilecek. İnşallah ticareti çok fazla etkilemeden yukarı hafif hafif gidişler evet mümkün gözüküyor. Fakat biz bunları hece ederken daha fazla dolar bazlı yatırım araçlarında olursak bizim için avantajlı gibi gözüküyor. Bir diğer kıymetli madenlere baktığımızda da dediğim gibi artık uzun vadede bir yükseliş trendi tarafında olduğumuzu ifade edebilirim. Düşüşler alım fırsatı olarak karşımıza gelecektir. Hemen geçelim bir sonrakine endeksimize borsamıza. Şimdi biz bir borsa kanalı olduğumuz için daha çok borsa üzerinde analizler, hisse incelemeleri, şirket değerlemeleriyle ilgilendiğimiz için bu önümüzdeki süreçte tabii ki farklı yatırım enstrümanlarıyla ilgili bilgiler de size yine aktarıyor olacağım. Fırsat veren yatırım enstrümanlarını size söylüyor olacağım. Fakat bizim burada önemli bir noktamız var. Borsa endeks yükselişi ve şirket yükselişi diye ikiye ayrılır. Biz endeks yükselişini çok net olarak gördük. Özellikle de borsaya yeni gelen 1-1,5 milyon yatırımcı endeks yükselişinin söylentisiyle gelmeye başladı. Benim de hiç borsayla alakası olduğunu bilmediğim arkadaşlarım arayıp hisseyle ilgili analizler, öneriler vesaire istemişlerdi. Artık bu endeksin yükselişiyle birlikte gelmedir. Daha çok fonlar ile gelir. Yüklü alıcılarla gelir. Yurt dışı fonları, yurt içi fonlarla yani büyük fonlar daha fazla gelir ve endeks yükseliş olur. Aşağı yukarı tüm şirketler bundan nasiplenirler. Yani hiç alakası olmayan çok batık bir şirketin dahi yükseldiğini görürsünüz. Çünkü endeks gidiyordur. Her yere para girmeye başlamıştır. Bu da hem fonlarla geldiği gibi hem de şu anda olduğu gibi enflasyonist yani paranın çoğaldığı, para ulaşmanın kolaylaştığı, para piyasalarının genişlediği, kredibilitenin arttığı piyasalarda çokça görürüz ki zaten 2022 yıl içerisinde de gördüğünüz gibi bunu görmüştük. Bir diğeri ise yani benim üzerinde daha fazla çalıştığım, daha fazla önem verdiğim, ehemmiyet verdiğimse şirket yükselişidir daha özenli araştırma ile yapılmalıdır. Borsanın pozitif olarak tersine ayrışacak şirketleri bularak ilerlememiz gereken bir artıştır. Artık borsada bu döneme geldiğimizi ifade edebilirim. Tabii ki yine beklentilerle yukarı aşağı olacaktır. 12 aylık bilançolar geldiğinde endeksin hafif yukarı yönlü bir hareket yaptığını, sonra biraz daha gevşeyip temettü tarihlerle tekrar yukarı doğru hareketler yaptığını, işte siyasi döneme doğru yukarı aşağı hareketler yaptığını göreceğiz. Ama bunun haricinde geçmiş senelerde olduğu gibi yani aslında istisna olan durum 2020'deki 2022'deki bu para piyasalarının genişlemesi ile birlikte yükseliştir. Normal şartlarda biz zaten her zaman iyi şirketleri bularak şirketle birlikte para kazanmayı seçmeliyiz ve buna devam edeceğiz. O yüzden hem katıl tarafında hem herkese açık videolar tarafında doğru ve çok daha detaylı iyi analizlerle doğru şirketleri sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Ama tabii ki akıntıya karşı işlem yapmamak mantıklıdır. Özellikle endekste sert düzeltmeler gördüğümüz zamanlarda işte burada çıkışlarımızı yapıp daha aşağılarda maliyetlenmekte fayda vardır. Ya da endeksin üzerindeki bu baskı borsa ne olacak diye herkesin gözlerini üzerine diktiği noktalarda eder fiyatlarına ulaşmış şirketlerimizden kar realizasyonu alıp çıkıp şöyle bir, bir iki ay illa ki her an işlemde olmak zorunda değiliz. Bir iki ay izleyebiliriz. Bu borsa ne olacak? Yukarı mı çıkacak? Aşağı mı gidecek? Yatay mı kalacak? Haberler ne olacak diye paramızı tutup bir iki ay bekleyebiliriz. Bu aslında çok büyük bir maliyet, çok büyük bir hata değildir. Bazı zamanlarda durup dinlenmek gerekiyor. Tekrar ifade ettiğim gibi endeks bazıdan ziyade şirket bazı yükselişlerle birlikte 2023 yılı içerisinde borsa tarafında oluyor olacağız. Geldi kripto tarafına. Bitcoin başta olmak üzere diğer altcoinleri de zaten görebiliyoruz. Şimdi Burada da önemli olan noktalardan bir tanesi Yabancı hisseler gibi Yükselişini beklediğim bir enstrümandır Bunu ifade edebilirim zaten şunu bilmemiz Gerekiyor ki bitcoin Nasdaq'la Kore'le çalışan bir aslında ee, kripto paradır. Yani bitcoin için özelinde konuşmuyorum. Kripto paralarla Nasdaq Korele çalışırlar. Bu çok nettir. Şunu ifade edebilirim. Nasdaq borsaları yüzde %5 çıkarsa kripto paraların yüzde %15 çıktığını görürsünüz. Nasdaq borsaları %3 düşerse kripto paraların yüzde %10 düştüğünü görürsünüz. Tabii ki bu her zaman 1'e 3 oranı vardır diye demiyorum. Yani Nasdaq borsaları paydasını payını 3 çarpıp genişletmişsiniz gibi düşünün. 3 ile 4 ile ile artık o oran değişmekle birlikte konjektüre göre. Nasdaq borsaları yükselirken genelde kriptonun yükseldiğini. Nasdaq Nasdaq borsaları düşerken genellikle kriptonun düştüğünü görürüz. Çünkü Nasdaq borsaları içerisinde yoğun teknoloji, inovasyon bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Kripto paralar da zaten inovasyonun, yeni teknolojinin, işte yazılımın en üst noktasıdır. Bu yüzden bunların arasında bir bağlantı vardır. Biz artık Amerika'daki faiz oranlarının hırsının azalmasını düşündüğümüzde birlikte Amerika'daki hisse senetlerinin başta olmak üzere Nasdaq'ın da yukarı yönde hareket edeceğini bildiğimiz için kriptoda da yüksek bir kar marjı olduğunu ifade edebiliriz. Bugün baktığımız zaman kripto paralardaki yükselişin %40'a vardığını görüyoruz. %40 işte Amerika'da belki de bir sene boyunca yükselse %40 anca yükselir. Bundan önümüzdeki bir sene yani 2023'te ancak %40 verebilir. Tabii ki bu oranla düşüş hızlarının da bu kadar fazla olduğunu söylemem gerekiyor. 2023'te riskli de olsa iyi getiri beklediğim yatırım araçlarından bir tanesidir. Yani yatırım aracı olarak görmüyor olabilirsin ama para kazandıracak bir enstrüman diyebilirsiniz o zaman. Geldik son olarak konut işine. Şimdi konut işi muhakkak suretle benim her zaman şu bakış açısına baktığım bir iştir. Konut işinden anlıyorsanız o zaman yapılabilir bir iştir. Yani iyi arsa, iyi tarla, iyi konut, iyi arazi bulma konusunda bilgin varsa ucuzunu pahalısından ayırabiliyorsanız ucuzunu bulabiliyorsanız kendiniz iyi bilebilirsiniz. Çok çok iyi emlakçılarınız yani aşağı yukarı tüm İstanbul'u tüm Türkiye'yi tarayabilecek, bilebilecek fiyat analizi, kıyaslaştırma, karşılaştırma yapabilecek emlakçılarınız varsa veya siz yapabiliyorsanız o zaman konut işi 7 gün, 24 saat, 365 gün karlıdır zaten. Ucuzunu, uygununu bulabildiğiniz süre boyunca. işte yanına yöresine bir şeyler yapılabileceğini bildiğiniz süre boyunca. Eğer ki bunu bilmiyorsanız veya işte Beşiktaş'ta, İstanbul Beşiktaş'ta bir ev gösterdiler. Ne kadar olduğunu bir bilmiyorsunuz, küçük çekmeceyi bilmiyorsunuz, beylik düzünü bilmiyorsanız burada bir bilgisizlikle yapılan iş yani know-how yoksa bu işin içerisinde yeni bir bilgi bakış açısı yoksa muhakkak suretle burada beklediğiniz kar ulaşamayabilirsiniz. Yani zarar etmek biraz konut tarafında zordur. O yüzden beklediğiniz kar ulaşamayabilirsiniz. Ama bana şunu derseniz ya yani bunun haricinde konut fiyatları ki şu anki durumda çok pahalı bir seviyedeler. Bunu da konut fiyat endeksinden de bakabiliriz yine. Fakat şunu söylerseniz ben başka yatırımları diğer yatırım araçlarını işte kriptodur, dolardır, kıymetli madendir, özellikle de borsadır buraları çok riskli buluyorum ve ben bununla konut almaktan başkasından da anlamıyorum. Konut alıp kiraya vererek yatırım yapıyorum. Ha, o zaman tabii ki en iyi bildiğiniz işi yapmakta fayda vardır. Demek ki konut alıp satıyorsanız sadece diğerlerini riskli buluyorsanız çok 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 daha güvenliğinize düşkün bir yatırımcısınız. Borsadaki %10 %5 düşüşler size çok büyük zararlar verecektir. Psikolojik olarak özellikle. O zaman tabii ki konut tarafında kalmanızda fayda olduğunu ifade edebilirim. Ama özellikle ricamdır. Temel analiz, teknik analiz, temetli yatırımcılığı eğitim serilerini kanalımızdan izlerseniz borsaya olan bakış açınızın da ifade edebilirim sizlere. Şöyle bir 1 dakikada özetleyeceğim neler demek istediğimizi ve videomuzun sonuna geleceğiz ve bu 5 beş... Yatırım enstrümanında rahatlıkla analizlemiş olacağız. Dolar tarafında evet bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Muhakkak surette yukarı doğru hafif hafif de olsa sert de olsa bir yükseliş olacaktır. Fakat bu çok kısa zamanda olmayacaktır veya herkesin beklediği o seçim sabahının ertesi gecesi vesaire olmayacaktır. Yani doların düşük kalmasının tek nedeni baskılanması değildir sadece başka noktalar da vardır. Ama tabii ki de doların şu anki eder fiyatı şu an bulunduğu fiyat değildir ve yukarı yönde gidecektir. Fakat ben bundan kendimi korumak için dolar almak yerine yabancı hisse senetleri kripto kripto veya kıymetli madenler alarak ya da MT ürünleri alarak kendimi hedge etmeyi daha uygun buluyorum. Aynı zamanda daha yüksek kazanıp daha risksiz yatırım yapacağımı düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Hemen size söyleyeyim. Çünkü doların yükseleceğini düşünüyorsanız bu cepte. Ben bunun yanında bir de gidip ucuz kalmış bir yatırım enstrümanı bulursam ucuz kalanın fiyatına gitmesinden kazanırım. Çünkü bakın Amerika'nın borsaları 2021 Aralık'ta yani tam bir senenin üzerinde bir, bir sene bir ay bir buçuk ay geçmesine rağmen hala şu anda zarardalar. Yani demek ki bunlar ucuz kalmışlar. Amerika Amerika'nın yabancı hisse senetleri veya kripto paralar veya kıymetli madenler üçü içinde aynı senaryo gerçekleşti. Neden gerçekleştiğini de ifade etmiştik. Demek ki ben öncelikle buradaki amacım dolar yükselecek diye dolar almıyorum. Bakın dolar yükselecek diye dolar almak yerine ucuz kalmış dolar bazlı bir yatırım aracını alıyorum. İlk hedefim Amerikan borsalarının yükselmesi. ilk hedefim altının yükselmesi, ilk hedefim kriptonun yükselmesi. Ben asıl paramı oradan kazanacağım. 2. Bu süre zarfı içerisinde, bu süreçte dolar yukarı doğru çıkarsa ne olacak? Çarparak kazanmış olacağım. 2 kat kazanmış olacağım. Riskim nasıl düşecek? Eğer ki da dolar aşağı yönlü bir hareket sağlarsa ki pek mümkün gözükmüyor. Buradan yükselişim onu amorti etmiş hec etmiş olacaktır. Bu çok basittir. Doğrudan döviz tutacağıma dediğim enstrümanları tutmakta fayda var. Kıymetli madenler tarafında gün içerisinde piyasada globalde olan şeylerden doğru yukarı aşağı hareketler olabilir ama artık 3 sene ve üzerinde oluşacak bir yükseliş trendinin başladığını düşünüyorum analiz ediyorum diyebilirim. Borsa tarafında dediğim gibi endeks yükselişinden ziyade hisse yükselişinin artık daha revaçta olacağını ifade edebilirim. Ha yine ufak bir seçim sonrasında yabancı yatırımcı analizi yaparız. Şunu da not olarak tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Bu analizler seçim dönemine kadar hatta bir 3 aylık periyottur. Yani Şubat, Mart, Nisan ayları için görüşlerimdir. Sonra tekrar ifade etmemiz gereken, değiştirmemiz gereken şeyler olur. Mesela seçimle ilgili siyasi gelişmeler ya da diyelim olur. Yabancı der ki biz inanılmaz şekilde 50, 60, 70 milyar dolarlık piyasaya girmek istiyoruz deriz. O zaman borsa tabii ki tekrar 8 bin, 9 bin, 10 bin seviyelerine kadar gelir endekste. Ama bunu tekrar incelememiz gerekiyor. Şu anki konjöktürden konuşuyoruz. Borsada endeks yükselişinin biraz daha azaldığını biraz daha sığ hale geldiğini bunun yerine doğru şirketleri bularak kazanmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ama yine temettü tarihleri ve 12 aylık bilançolarda endeksin yukarı doğru hareket yaptığını da görebiliyor olacağız. Bunlar birbirinden bağımsız konulardır. Karıştırmayalım. Kriptolarda 2023 yılı içerisinde riskli de olsa çok ciddi getiri sağlayabileceğini düşündüğüm yatırım enstrümanı veya yatırım araçlarından bir tanesi olarak düşünüyorum. Konut tarafına baktığımızda evet konut fiyatlandı. Evet konut pahalandı. Özellikle de yüksek fiyatlı olanlar yani biraz daha lüks evlerin çok çok daha fazla fiyatlandığını görüyoruz. Ama başka bir yatırım aracından anlamıyorsanız veya diğerlerini çok riskli buluyorsanız paranızın en azından bir miktarıyla tamamıyla değil de bir küçük eve alıp bir miktarıyla alıp bir miktarını yine diğer enstrümanlarda değerlendirmekte fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırabilmiştir. Çünkü bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla çok fazla stresiniz var. Çok fazla aklınıza takılan soru işaretleri var. Umarım bunların hepsi cevaplanmıştır. Yorumlar kısmına aklınıza takılanları yazarsanız da elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Katıl tarafına kayıt olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı, beğeni butonunu basmayı ve yorum atmayı unutmazsınız çok teşekkür ederim sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.